Selçuk Bey, Zülfü Bey sizin eski ülküdaşınız, dava arkadaşınız aynı zamanda. Şimdi Zülfü Can Polat'ın 6 tane üst düzey generalle görüşmesi, Kaşif Kozinoğlu'nu arayıp seni öldürecekler diye bilmesi, Almanya'da en üst düzeyde örgütlenme yapması ve Muhsin Yazıcıoğlu'na en yakın isimlerden biri olması ama aynı zamanda da devletin içerisinde çok üst düzey görüşmeler yapabilmesi. Şimdi asıl kilit olay şu değil mi? 6 tane üst rütbeli subayın kim olduğunu öğrenirsek biz aslında cinayetin de arkasında kimlerin olduğunu öğrenmiş olmayacak mıyız? Tabii onlar sadece şunu söylüyorlar. Yani ben onu bilemem tabii de. Söylediği şu. Orada bizim sözümüzü dinlerseniz sizin işte iktidara ortak olursunuz. Bu şekilde. Daha önce ismini vermeyeceğim burada ama. 2008 yılında Zülfü Bey diyor ki devlet tarafından Almanya'ya sürgün edildim. Şimdi bu sürgün bir siyasi bir değil. Bir TCK ile bir kanunla sürgün edilme değil. Bir sözle evet. Git buradan deniliyor gidiyor. Anladığım bu. Gitmeden kendisine başkanım sizi ortadan kaldırmak istiyorlar dedim diyor. Bu aynı zamanda yine onun geçmişteki üst düzey ilişkileriyle yaptığı görüşmelerden edindiği izlenim değil mi bu? Kaşif Kozanoğlu'na bile söylüyorsa. Hatta kendisi izlenimin dışında söylüyor. Zülfü Can Polat çok kilit bir isim öyle görüyorum. Söylüyor zaten kendisi. Dikkat et diyor. Zaten kendisi Almanya'ya gittiğinde Muhsin Bey'e de diyor ki kal burada kal diyor. Burada kal. Bir süre bunu soğutalım gibisine şey yapıyor. Şimdi burada niçin Muhsin Yazıcıoğlu hedefte diye sormamız lazım. Yani neden hedefte? Muhsin Yazıcıoğlu niçin hedefte? Muhsin Yazıcıoğlu şunu söylüyor. Bakın Mahmut Işık'la görüşmesinde Mahmut Işık diyor ki CHP milletvekili Sivaslı diyor ki yine kaza yaptın geçmiş olsun. İyi de diyor yaptım ama bu sefer herhalde beni diyor öldürmeye kafaya koydular. O da diyor ki seni kim ne yapacak? İşte ben de bunu söyleyeceğim size diyor. Bana diyorlar ki Türkiye'yi karıştır. Ben de karıştırmayacağım. Türkiye'de hukuk devletinden yanayım, şeffaflığa yanayım. Bu nedenle öldürecekler diyor. Şimdi bunlar da çok ilginç. Yani Türkiye'de siyaset sadece vatandaşların oylarıyla dizayn edilmediğini görüyoruz. Burada başka dizaynlar da var. Mesela bakın çok önemli şey söyleyeceğim. Kitabında var. Üzeyir Garih Muhsin Yazıcıoğlu görüşmesi var. Üzeyir Garih ölümünden önce Muhsin Bey'le görüşüyor. Muhsin Bey'i ziyarete geliyor. Ve Muhsin Bey'e diyor ki ne yapıyorsun? Çinlerle ittifak yapıyorum diyor. Yazılı sözlü. Yazılı ve sözlü. Grup kuracağım diyor. Üzeyir Garih diyor ki hani seni bir daha parlamentoya sokmayacaklar diyor. O da diyor ki kimin gücü yeter Allah'tan başka kimin gücü yeter? Eğer diyor parlamentoya girmek istiyorsan yeni bir parti kurulacak. O partiden girmeye çalış. Yoksa seni başka şekilde parlamentoya sokmayacaklar ifade. Var kitabımda efendim bu. Yani bunlar ilginç değil mi? Kim Türkiye'de? Garih'in önemi ne? Bir burada hemen bir öldürülmesi, bir de bu kadar bilgiyi Muhsin Yazıcıoğlu'yla paylaştığını görünce, öldürüldüğünü de bilince Üzeyir Garih kimdir? Ne önemi var? Üzeyir Garih bir Yahudi, Türkiye'de önemli bir iş adamı. Musevi ama aynı zamanda da Muhammedi. Ve nerede öldürüldü? Üzeyir Garih Maraşal Tevfik Çakmağ'ın hocası küçük Ömer Efendi'nin mezarında öldürdü. Küçük Hüseyin Efendi'nin mezarında her hafta orayı ziyaret eden birisiymiş. Orada kim öldürdü onu? Orada bir balici, tinerci asker öldürdü onu. Er öldürdü. Ve o şahıs yargılandı. Askeriyeden alındı, i̇şte götürüldü. Cezaevinde yattı şimdi nerede bilmiyorum. Önemi nedir? Ardından da Üzeyir Garih'in Muhsin... Önemi nedir Selçuk Bey? Şimdi Muhsin Yazıcıoğlu'yla da bağlamak gerekiyor. Önemi nedir Türkiye'de? Tamam Yahudi asıllı, Musevi bir iş adamı. Garih Türkiye'de önemi çok ne? Büyük bir iş adamı. Türkiye'nin seçkin bir iş adamı. Ve diyor ki Muhsin Bey'e, yeni Amerika'dan geliyorum. Senato başkanımızla konuştum. O da bir Yahudidir diyor. Ve sen bir daha parlamentoya giremeyeceksin diyor. Bu da çok ilginç değil mi? Ancak diyor yeni kurulacak bir partinin içerisinden girebilirsin diyor. Yani bunlar Türkiye'de siyasetin dizayn edildiğini gösteriyor. Türkiye'de siyaset görünen kısmıyla sadece sandık, oy değil, manipülasyonlar var, algılar var. Mesela geçen gün Mersin'de yapılan bombalı saldırı niçin yapıldı? Bu soru benim kafamda soru işareti. Niçin zamanlaması böyle bir zamanda? O sırada Soylu ve hükümet başka birisinin ismini verdikten sonra hayır diye PKK'nın açıklama yapması da benim ilgimi çekti. Dikkatimi çekti. Hayır onlar o değil, şunlardır demiş olması.
ve neden, niçin? Hep bunlar neden ve niçinler üzerine sadece siyaset buzdağlarının görünen kısmıyla yapılmıyor Türkiye'de. Görünmeyen kısımları da var. Anadolu'nun çocukları sağcısıyla solcusuyla, Alevisiyle Sünnisiyle, Kürdüyle Türkmeniyle, yerlisiyseniz, bu toprağın çocuğuysanız, başkalarının adamı değilseniz, mesela bir Alman geldi, ben o zaman Büyük Birlik Partisi'nin genel başkan yardımcısıyım, Muğla'da hocayım, bu Alman Enis Öksüz'e de gitti, bu Alman başkalarına da gitti. 10 yıl Alman, İran-Irak harbinde bulunmuş, Irak harbinde çok iyi derecede o bölgenin tüm dillerini konuşan birisi, yakışıklı, 40'lı yaşlarda bir bayanla evli, Türk bayanla ve de Dalaman'da yaşıyor. Bu Alman bana sürekli olarak Muhsin Bey'in danışmanlığını yapmak istediğini söyledi. Muhsin Bey de gelsin yapsın dedi. Yok dedi, yazılı resmi olmak istiyorum. Muhsin Bey de yazılı resmi veremem dedi. Gelecek yapacaksa gelsin buralarda çalışsın. Madem ki Türkiye'de ticaret yapıyor, Türkiye'de aynı zamanda şey yapıyor, kendisi burada kalıyor, vatandaşlığı da var, evlenmiş burada. Gelsin. Ama bu Alman 2 yıl boyunca bize çeşitli tekliflerde bulundu. Kabul etmedik biz bu teklifleri. Ve giderken şunu söyledi Alman. Daha sonra diyalogumuz olmadı, artık gitti mi Türkiye'de mi ben bilmiyorum. Bu 2003-2004'lü yıllar. Yani bu Enis Öksüz Bey de bilir bu konuyu. Ve siz bir ahmaksınız dedi bize. Ben de dedim ki sizin adamınız olmaktansa Türkiye'nin ahmakı olmayı, Türkiye'nin aptal olmayı da tercih ederiz dedim. Size ne teklif ettiler ki Selçuk Bey? Yani burada gelin beraber çalışalım. Birlikte çalışalım. Sizi Almanya'ya götürelim. Bizim zengin iş adamlarıyla tanıştıralım. Yeni çıkartacağımız mamullerin distribütörlüğünü verelim. Sizi zengin yapalım. Mesela darbeler araştırma komisyonunda görev alırken ben orada bir 14'lerden hatırlarsanız 60 ihtilal yapıldıktan sonra bu kendi aralarında anlaşamıyorlar. Milli Birlik Komitesi üyeleri ve 14 kişi tasfiye ediliyor. O 14 kişiden birisi Türkiye'ye dönüyor. Hepsi döndükten sonra o da birisi dönüyor. Döndüğü zaman evini kiralıyor. Evini kiralıyor fakat evinin kirasını ödeyemeyince çıkın diyor. Adam diyor ki ben bir şerefli Türk subayıyım ama sizin kiranızı ödeyeceğim diyor. Merak etmeyin. Ardından bir gün diyor kapım çalındı. Beyaz fötör şapkalı, beyaz elbiseli, darbe tutanaklarında var bu. Darbe komisyonu tutanaklarında var bu. Ve orada diyor ki benim kapım içeri girmek, sokmadım içeriye. Tabii içeride eşyan yok, onun için değil mi? Utanıyorsun. Önemli değil, fonksiyon önemlidir. Dedi ve geldi diyor. Sonra bana distribütörler teklif edildi. Ben neden bunu söylüyorum? Evinin kirasını ödeyemeyen şahıs 3 yıl sonra Türkiye'ye vergi rekortmeni oluyor. Türkiye vergi rekortmeni oluyor. Nasıl olursunuz Ali Bey Türkiye vergi rekortmeni? 3 yıl içerisinde olabilir misiniz? Büyük bir servete bulmanız lazım. Bir define bulmanız lazım. Büyük kim bir yerden milli piyango çıkması lazım. Kim bu? Şu an ismini hatırlayamadım. Var bu tutanaklarda var. 14'lerden birisi. Geçen gün hatta baktım tutanaklarda tekrar yeniden inceledim. Selçuk acaba Bey, bu tutanakları bir daha inceleyeyim de ismini de hatırlayamadım. Selçuk Bey siz kabul etmediğinizde kabul etmiş birileri çıkmıştır o dönem. Bilemem. Ben bilmediğim konuyu bilmiyorum ama kesinlikle Türkiye'de her zaman siyaseti dizayn etmek adına birilerin adına çalışabilir. Birilerin adına çalışır. Bu örgütlerde olur, bu derneklerde olur, vakıflarda olur, siyasi partilerde olur, gazetelerde olur, sivil toplum kuruluşlarında olur. Bunlar üzerinde boş durmazlar. Yani mesela Hasan Fehmi Güneş meselesi. Hasan Fehmi Güneş İçişleri Bakanı, Amasya İl Başkanı, CHP İl Başkanı Hasan Fehmi Güneş arıyor. Bu da darbe tutanaklarında var, darbe komisyonu tutanaklarında var. Diyor ki efendim buraya bir Amerikalı geldi. Amasya'da hangi köy Alevi, hangi köy Sünni, hangi mahalle Alevi, hangi mahalle ve devlet dairesinde ne kadar Alevi var? İşte sendikalar Alevi mi, Sünni mi? Bunlar kavgalar, işte derneklerde kimler Alevi, kimler Sünni? Bunları öğreniyorlar vakıfları, dernekleri. Ve Hasan Fehmi Güneş bundan rahatsız oluyor. Amasya'ya gittiği zaman da gazeteciler soruyorlar. Takip ediyoruz diyor. Biliyoruz ve takip ediyoruz. Tam da o Kahramanmaraş, Sivas ve Maraş olaylarının olduğu dönem öncesi. Olduğu dönemde ve bunun üzerine Amerikan Büyükelçisi Ecevit'le görüşüyor. Ne demek istiyorsunuz? Yani bir Amerikalı Türkiye'de dolaşamaz mı? Onu niye takip ediyorsunuz falan diye. Şahsı araştırınca da Ecevit onun Kıbrıs sorumlusu olduğunu, aynı zamanda Orta Doğu sorumlusu olduğunu, CIA'nin Orta Doğu sorumlusu olduğunu ve istenmeyen adam ilan ediliyor. Ecevit'in başına gelmeyen kalmıyor ve daha sonra Hasan Fehmi Güneş'in de başına bir olay geldi. Biliyorsunuz onu da sordum ben. Darbe komisyonu onunla alakası var mı diyerek. Bilemem ama dedi o benim ahmaklığımdı dedi. O benim aptallığımdı, ona dikkat etmem lazım dedi. Sonuçta şey yapılmamış, biri organize etmemiş, olan bir şeyi açığa çıkarmışlar. Acaba onu da bilmiyoruz. Acaba belki de bilemiyoruz onları da. Yani şimdi siyasetçilerle ya yönlendirilmiş olabilirler.